Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle profesyonel bir şekilde saç dekupesi nasıl yapılır, saçlar hangi yöntemlerle kesilir, onları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle derse geçmeden önce daha fazla böyle derslerin çekilmesi için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Böylelikle sizlerin benden daha fazla ders istediğini ben anlayabilirim. Ayrıca videolarımı beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdi içeriye geçiyoruz. Karşımızdaki figürün saçlarının kesilmesi için bazı araçlar kullanacağız. Bu araçlarda zaten Photoshop bizlere bu imkanı sağlamış. Yani aslında bizim yapmamız gereken tek şey burada o araçları düzgün bir şekilde kullanmak. Düzgün bir şekilde o araçları kullandığımız zaman aslında saçlar güzelce kesiliyor. Bu görseli internet üzerinden ücretsiz satılan stok görsellerden indirdim. Sizler de bu görseli aşağıda paylaştığım Telegram kanalıma katılarak indirip sizler de bu dersi izleyerek bu dekupe işlemlerini sırasıyla yapabilirsiniz. Kesim yapacağımız fotoğraf katman üzerindeyken bundan dikkat ederek hızlı seçim aracına tıklayıp buradan özne seçe basıyoruz. Burada özne seç bize otomatik olarak bazı bölgeleri seçili hale getiriyor. Daha sonra seç ve maskelemeye tıklıyoruz. Eğer bu sizde yoksa menüden seç ve seç ve maskele. Daha sonra bizler otomatik olarak bazı kesimler gerçekleştiriyor. Tabii bu bazen istediğimiz sonuç olmayabiliyor. O yüzden buradaki ayarlarla bu işi gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kenarı kaydırma özelliği var. Ben genelde bunlardan ziyade sadece bu özelliği kullanıyorum. Kenarı kaydırmayı en sola kaydırdığımız zaman bu şekilde bir görüntü, yani amatör bir görüntü. En sağa kaydırdığımız zaman yine istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Bunu neden söylemek istedim? Çünkü diyelim ben burada desem ki bu ayarı %43'e getirin. Şimdi siz her kestiğiniz fotoğrafta %43 yapacaksınız. O yüzden onu yapmayın. Siz kendi seçeceğiniz resme göre bu kısmı ayarlayabilirsiniz. Genelde ortanın biraz sağ. Buraya yakınlaştırdığım zaman hafif burada arka plan izlerini görebiliyoruz. Buradan da soldaki araçtan kenarı incelt. İkinci sıradaki tıklıyoruz. Ve buradan arka plana basıyoruz. Arka plan kısmına bastığımız zaman bakın o kayboldu otomatikman. Burada kulağın biraz dibinde var. Buradan sağ tıklayıp aracı küçültüyorum. Tıklıyorum. Tamamdır. Başka var mı? Burada var. Tıklıyorum. Yani beyaz kısma tıklayın. Saça tıklamayın. Tamamdır. Şimdi bu benim işimi görür. Tamam diyorum. Kenarlar biraz beyaz. Evet. Onları da şöyle bir püf noktasıyla değinmek istiyorum. Soldurma aracına tıklıyoruz. Burada alt tuşuna bastığımız zaman nereye tıklarsak oraya koyulaştırıyor. Alt tuşuna basmazsak oraya açık bir şekilde işlem görüyor. Ama biz alta bastığımız zaman orayı koyulaştırıyor. Yani hafif beyazlık var dedim ya. Alt tuşuna bastığımız zaman soldurma aracıyla kenarlara, saçın kenarlarına tıkladığımız zaman otomatikmen oraları siyah hale getiriyor. Yani o beyazlıktan da bu şekilde kurtulmuş oluyoruz. Sonra silgi aracını alıyoruz. Hafif böyle biraz böyle görüntüyü bozacak, estetiği bozacak kenarları hafif siliyoruz. Ama bu tamamıyla seçeceğimiz fotoğrafa göre değişiyor. Burada da var yani o kadar da belli etmedi ama buradan klonlama aracını seçiyoruz. Alta basıp hafif buraya bir saç ekliyoruz. Silmek yerine işimizi kolaylaştırsın. Tamamdır arkadaşlar. Bir arkada farklı renkler deneyelim. Mavi olsun. Bakın. Saç kesimini yapmış olduk arkadaşlar. Bu ders bu kadardı. Fazla uzatmak istemiyorum. Beğendiyseniz beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer dersler kaldığı yerden gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.